Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. 5. bölümden tekrar devam ediyoruz. An important visitor. Önemli bir ziyaretçi. Misafir. Nasıl isterseniz. I didn't want Merrick to live himself. Ben Mary'in tek başına yaşamasını istemedim. Kendi başına. Like a man in a lighthouse. Bu fenerdeki bir adam gibi ya da bir kişi gibi. He read his books. O kitaplarını okur. And talk to me. Ve benimle konuşur. But I wanted him to talk to more people. Ama ben onun daha çok insanla konuşmasını istedim. And I wanted him to talk. I wanted him to talk to woman. Kadınlarla konuşmasını istedim, diyor. Merrick read about woman in his books. Kitaplarında kadınlarla ilgili şeyler okudu diyor. Yani bu about şeyler ya da kadınlar hakkında okudu da diye çevirebiliriz. But he didn't often talk to woman. But sıklıkla o kadınlarla konuşmadı diyor. He met the nurses every day. But they didn't talk to him very much. O her gün hemşirelerle tanıştı. Fakat they didn't talk to him very much. Ama onlar Merrick'le konuşmadılar. For them, onlar için he was always a creature, not a man. O onlar için her zaman bir yaratıktı. Bir insan ya da adam değildi. One day, one of my friends, a beautiful young woman, came to the hospital. Bir gün benim arkadaşlarımdan biri, şimdi onu tanımlıyor. Bir güzel genç bayan hastaneye geldi. I told her about Merrick. Ben ona Merrick'ten bahsettim. And took her to his room. Onu Merrick'in odasına götürdüm. He opened the door and smiled at him. She opened the door and smiled at him. Kapısını açtı ve ona, yani Mary'e güldü. Good morning, Mr. Merrick, she said. Then she shook his hand. Good morning, yani günaydın Merrick demiş. Sonra da onun elini sıkmış, sallamış, şok. Merrick looked at her for a minute with his mouth open. Merrick ağzı açık şekilde ona bir dakika boyunca baktı, yani öyle şaşırmış bakmış. Then he sat down on his bed. Sonra yatağına oturdu. With his head in his hand. Burada da nasıl? And cried. Ve şu şekilde kafası ellerinin içinde ve ağlayarak, ağlayan bir şekilde oturmuş. Resim var mı diye baktım da yok. Neredeydik? He cried for nearly 5 minutes. Neredeyse 5 dakika boyunca ağladı bu şekilde. The tears ran down his face. Göz yaşları yüzüne düştü. Between his fingers and onto the floor.
parmaklarının arasından, yani elleri hani kapalı ya, ve yere, yerin üzerine düşmüş bu gözyaşları. Tarif ediyor şimdi, hani böyle böyle oldu ama ona açıklık getiriyor. My friend sat on the bed beside him. Benim arkadaşım onun yanına oturdu. Bu güzel hani çekici kadın vardı ya, ya da kız. And put her hand and his arm. Onun my friend sat on the bed beside him and put her hand on his arm. Ha, ellerini koluna koydu. Yani hani sevgi şefkat gösteriyor. She said nothing but she smiled at him. O hiçbir şey dememiş fakat gülümsemiş and shook his hand again before she left. Gitmeden önce tekrar elini sıkmış, tokalaşmış. Dr. Travels, he said to me that night. Dr. Travels diye seslenmiş o gece. That lady was wonderful. Bu bayan, hanımefendi harikaydı. My mother smiled at me once, many years ago, but no woman smiled at me now. Yıllar önce bir kadın, benim annem bana bir kere gülümsemişti. Çok uzun zaman önce. Ama hiçbir kadın bana gülümsemedi şimdi. But this lady smiled at me too. Bu kadın da bana gülümsedi. And she shook my hand. Ve o benim elimi tuttu ya da tokalaştı. A beautiful lady smiled at me and shook my hand. Güzel bir kadın bana gülümsedi ve elimi sıktı. Bu elimi sıktı değil mi? Yani biz yanlış çevirmiyoruz inşallah. Bir bakalım şuradan da. Ha, elimi sıktı, salladı. Yani zaten tokalaştı gibisine. My young lady friend came again the next week. Bu benim genç bayan arkadaşım tekrar geldi bir dahaki hafta. And talk to Merrick for half an hour. 1,5 saat Merrick'le konuştu. The week after that she came again with a friend. Bir hafta daha sonra bir başka arkadaşıyla daha geldi. They gave him some books. Onlar ona, yani Mary'e, bazı kitaplar verdiler. And had a cup of tea with him. Bir fincan çay vermişler. It was wonderful for him. Bu onun için harikaydı. For the first time in his life. Onun hayatında ilk defa. He had some friends. O birkaç arkadaş edindi. He was a very happy man. O çok mutlu bir adamdı. He sat in his room. O odasında oturdu ve and read his books. Kitaplarını okudu. And said no more about living on a lighthouse. Ve bu deniz fenerinden bahsetmeyi kesti. People began to read about Merrick in the newspaper. İnsanlar Merrick hakkında
konuşmaya başladılar. İnsanlar Merrick hakkında okumaya başladılar gazetelerde. So, bu yüzden he had a lot of visitors. Bu yüzden çok misafiri oldu. Everybody wanted to see him. Her vücudu olan herkes diyelim onu görmek istedi. A lot of important ladies and gentlemen visited him. Çok önemli bayanlar ve baylar onu ziyaret etti. They smiled at him. Onlar ona gülümsedi. Shook his hand and gave him books. Ona gülümsediler, kitaplar verdiler, elini sıktılar. Merrick liked talking to these people. Merrick bu insanlarla konuşmaktan hoşlandı. And he began to forget about his ugly body. Ve kendi çirkin vücudunu unutmaya başladı. His visitors never laughed at him. Onun ziyaretçileri asla ona gülmediler. He began to feel like a man, not a creature. He began to feel like a man. Burada erkek değil, burada insan. Zaten insan oldu. Man diye geçiyor İngilizce'de. Mankind. Not a creature. Bir canavar gibi değil, kendini bir insan gibi görmeye başladı. Hissetmeye başladı. One wonderful day, bir çok güzel gün. A very important lady come to the hospital to visit him. Çok önemli bir hanımefendi hastaneye onu ziyaret etmeye geldi. I met the lady and took her to his room. Bir türlü söylemedim. Ben bu bayanla tanıştım ve onu onun odasına götürdüm. Bu ne ya? Onun. Then I opened the door. Sonra kapıyı açtım and smiled at him. Ona gülümsedim. Good morning, Joseph, I said. There is a new visitor to see you today. A very famous lady. Ben ona dedim ki, diyor, günaydın Joseph. Bugün yeni bir ziyaretçim var. Çok ünlü bir bayan. Merrick stood up beside his table. He did not smile because his face could not smile. O gülmedi çünkü onun suratı gülemiyordu. Geçmiş zamanda yetenek bildirir kult. Kendisiydi şimdiki zaman. Şimdiki zamanda da kibarlık olarak kult kullanılabiliyor. But his eyes looked happy. Ama onun gözleri mutlu bir şekilde baktı. That's good, he said. Who is it? Burada it biraz yakışmamış ama. Bu kimdir? I moved away from the door. Ben odadan çıktım. And the visitor walked in. İçeriye girdi. Kadın içeriye girmiş. Your Majesty. Efendim. This is Joseph Merrick. I said Joseph. This is my majesty, her majesty, Queen Alexandra, the Queen of England. Oo, İngiltere kraliçesi gelmiş. Alexandra onu herhalde bu uşağı böyle takdim etti. İşte bu Joseph Merrick bilmem ne falan dedi herhalde. Queen Alexandra smiled at him. How do you do, Mr. Merrick? She said.
Nasılsın? Nasıl gidiyor? Demiş. I am very pleased to meet you. Then she shook his hand. Ben çok memnun oldum. Demiş. Sonra elini sıkmış. Marine, Joseph Marine. Merrick didn't move. Merrick kımıldamadı. For nearly half a minute, he stood and looked at her with his mouth open. Diyor ki işte o kımıldamadı ve ağzı açık şekilde öyle kala kaldı yarım dakika boyunca diyor. Then he spoke. Sonra konuştu. In his strange, tuhaf, slow voice. Onun tuhaf, yavaş sesiyle. How do you do, Your Majesty? He said. But I don't think the Queen understood him. Fakat nasıl gidiyor, nasılsınız gibisine sormuş. Fakat kraliçenin anladığını düşünmedim diyor. Because he tried to get down on his knees at the same time. Çünkü aynı zamanda dizlerinin üzerine çökmeye çalıştı. It was very difficult for him because he of his enormous legs. Enormous. Onun devasa ayaklarıyla dizlerinin üzerine çökmesi çok zordu diyor. No please, Mr. Merrick, to get up. Hayır Mr. Merrick, ayağa kalk demiş kraliçe. I would like to talk to you. Ben seninle konuşmak istiyorum. Would like, want'ın kibar hali. Can we sit at your table? Sizin masanızda oturabilir miyiz? Yes, yes, of course, he said. Evet, evet, tabii ki, demiş. They sat at the table. Onlar masada oturmuşlar. She took his left hand. And good hand in hers. She looked at the hand carefully and then smiled at Merrick again. I often read about you in the newspaper, she said. O onun sol elini tutmuş ve iyi elini, yani herhalde bu güzel bir eli vardı ya, bayana benzeyen. Ve ona dikkatlice bakmış ve demiş ki, Merrick, ben genelde seni gazetelerden okurum. You are very interesting man, Mr. Merrick. You have a very difficult life, but people say you are happy. Is it true? Are you happy now? Sen çok ilginç bir adamsın, Merrick. You have a very difficult life. Senin çok zor bir hayatın var. But people say you are happy. Is it true? Fakat sen mutlusun. Doğru mu? Are you happy now? Şu an mutlu musun? Oh yes, Your Majesty. Evet efendim. Yes. Evet efendim. Doğru demiş Merrick. I am very happy man. Ben çok mutlu bir adamım. I have a home here now and friends and my books. I am happy every hour of the day. Ben günün her saatinde mutluyum. Benim bir evim, arkadaşlarım, kitaplarım var demiş. What a wonderful story, she said. Ne mükemmel bir hikaye demiş kraliçe. I am very pleased to hear it. Ben bunu duyduğuma çok memnunum. Now tell me about your reading. I see you have a lot of book here. Ben biliyorum senin burada birçok kitabın olduğunu. Oh yes, Your Majesty. I love my books, said Merrick.
Evet efendim, ben kitapları çok seviyorum demiş. And for nearly half an hour they sat and talk about books. Yaklaşık 1,5 saat boyunca kitaplar hakkında konuşmuşlar. The Queen gave him a little book. And some red flowers before she left. Ona birkaç kitap ve kırmızı çiçekler bırakmış gitmeden önce. After her visit, Merrick began to sing. Onun ziyaretinden sonra Merrick şarkı söylemeye başlamış. He could not sing easily. O kolayca şarkı söylemez. Of course, because of his mouth. Çünkü onun ağzı yüzünden. Sebebiyle, yüzünden. Because of. But all that day there was a strange, happy noise in his room. Ama tüm gün boyunca tuhaf, mutlu, bir koku varmış içeride. Yani devam ediyoruz. Şuraya çıkmıyor. Bir koku, ne kokusu ya? Gürültü varmış içeride. He looked at the flowers carefully. Çiçeklere dikkatlice bakmış. And put them on his table. Ve onları masasına koymuş. He had many visits from the Queen. Kraliçe tarafından birçok ziyaret almış. And at Christmas she sent him a Christmas card. Ve Christmas'ta, yani Noel'de, ona bir Noel kartı göndermiş. Şurada gördüğünüz gibi 1888, tarihe bakar mısınız? Sevgili Joseph, here's a small Christmas present for you. Senin için küçük bir hediye. I think it looks like me. Benim gibi görünür, öyle değil mi? I do like visiting you very much. Ben seni ziyaret etmekten çok memnunum. I am going to come to the hospital again in the next year. Bir dahaki yıla tekrar seni ziyaret etmeye geleceğim. Happy Christmas, your friend. Mutlu Noeller arkadaşın. The present was a picture of Queen Alexandra with her name on it. Mary cried over it and put it carefully by the bed. Yine yanlış yazılmış. Yo, doğru. The present was a picture of Queen Alexandra. Resmini hediye olarak göndermiş. With her name on it. Üzerine ismini yazmış. Mary cried over it. Bunun üzerine ağlamış. And put it carefully by the bed in his room. Onun odasındaki yatağın başucuna koymuş. Then he sat down and wrote a letter to Queen. It was the first letter of his life. Ve sonra kraliçeye bir mektup yazmış ve bu mektup onun hayatında yazdığı ilk mektupmuş. Okuyalım. My dear Queen, benim sevgili kraliçem. Thank you very much. Verirsem geri kaç. Thank you very very much for your wonderful card.
Kartınız için çok teşekkür ederim. And the beautiful picture. Ve bu güzel resim için. It is the best thing in my room. En iyi şey benim odamdaki. The very best. Çok en iyisi. The most beautiful thing I have. Benim sahip olduğum en güzel şey. Bu kadar da yalama olmaz yani. This is the first Christmas in my life and my first Christmas present. Benim hayatımdaki ilk Noel ve ilk hediyem. Perhaps, maybe, yani belki de I had a Christmas with my mother once. Bir zamanlar ben annemle Noel geçirdim. Once, but I do not remember. Ama ben bunu hatırlamıyorum. I have my mother picture too. Benim annemin resmi de var. And she is beautiful like you. Ve o çok güzel sizin gibi. But now I know many famous ladies and kind people like Dr. Travis. And I am very happy man. I am happy too because I am going to see you in the next year. Happy Christmas to you, my dear friend. With all my love, Joseph Merrick. Diyor ki benim önemli arkadaşlarım var. Çok mutluyum. Çok mutluyum çünkü sizi gelecek seneye göreceğim. Sevgilerimle Joseph Merrick diyor. 6. bölümden devam ediyoruz. Bakalım kaç bölüm kalmış. Şöyle bakıyoruz. Yok. Bitmiş. Gördüğünüz gibi. 6 son mu? Evet 6 son. 6 son. Yok 7 de varmış. 6 ve 7. bölüm. Elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.